süreçte istiyoruz ki milletin üzerinde bir güç olmasın. Milletin yetki vermediği hiç kimse iktidarın milletin ömrünü sıkmasın, millete bedel ödemez. Şayet Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dediyse egemenlik milletin olmalıdır. Yoldaş buna evet diyor mu? Evet diyor mu? Evet. İnşallah bundan sonra Türkiye'de cumhur ne diyorsa o olacak. Hep birlikte cumhur ne diyorsa o olacak. Evet mi? Evet. Evet. Ve inşallah istikrar ve büyüme. Şimdi bakın bundan Almanya rahatsız. Fransa, İngiltere, Avrupa rahatsız. Onların rahatsız olmasını anlıyorum. Niye? İşte birçok güç Almanya'yla artık rekabet ediyor. Sabahleyin Çankaya'dır. Orada yine uluslararası marka değerli olan kale grubundaki çalışan arkadaşlar. Şimdi kale grubu dünyanın değişik ülkelerinde Türkiye Türk markasını dünyaya götürüyor mu? Götürüyor. Doğutaş grubu götürüyor mu? Götürüyor. Bunların büyümesi Türkiye adına bizi mutlu ediyor mu? Ediyor. Birilerine rahatsız ediyor mu? Rahatsız ediyor. Rahatsız olanlar bıraksın olsunlar. Evrende olan bizim mutlu olmamız. Bizim kim bakınız Almanya, Hollanda, Fransa, Avrupa Birliği Türkiye'de rahatsız oluyorlar. Niye? Hangisini isterseniz inceleyin. Şöyle artık parmağın ucumuzda yumurtayı kendisi kurulamca var. Oraya bakın. Almanya'da son 10 yılda bizim 3. havaalanı gibi büyük proje var mı? Bulamazsınız. 3. Boğaz Köprüsü gibi bir proje var mı? Bulamazsınız. Marmara gibi bir tünel geçit denizin altından boğazdan var mı? Bulamazsınız. Çanakkale Köprüsü gibi dünyanın bir numarası olacak büyük bir proje var mı? Yok, bulamazsınız. Bunların hepsi Türkiye'de var. Otobanları, şehir hastaneleri gelecek ve 80 milyon ülke insanların ortalama yaşı 31. Yani genç bir nüfusa sahibiz. Onların ortalama yaşı 42-43. Bizden 11-12 yaş daha yaşlılar. Dolayısıyla bu milletin potansiyelinden korkuyorlar. Korkmakta da kendilerine göre haklılar. Ama onlar korkuyor diye biz vazgeçebilir miyiz? O Fransızların bizden korkmasını anlıyorum da içerideki Fransızlar bu milletten niye korkuyor?